Hepimizi derin yasa boğan deprem felaketinin üzerinden 3 ay geçti. 50 binden fazla canımızı kaybettik depremde. Bölgede yaraları sarma mücadelesi devam ediyor. Ciner grubu da afetzedelerin yanında olmak için depremden hemen sonra bölgedeydi. 25 dönümlük arazide kalıcı konut inşası için çalışan ekipler gece gündüz çalıştılar ve 65 gün gibi kısa bir sürede bu çalışmalar tamamlandı. Kalıcı olarak kullanılacak o konutlar yarın bir törenle AFAD'a, sonra da deprem mağduru vatandaşlarımıza verilecek. Bahçeler düzenleniyor, kaldırım taşları döşeniyor, kameralar hazırlanıyor. Ciner grubu 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz afetin yaralarını sarmak için depremden hemen sonra Hatay'da harekete geçti. Depremzedeler için hazırlanan 100 prefabrik konut kısa sürede tamamlandı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki toplam 25 dönümlük arazide iki ayrı bölümde yapılan prefabrik konutlarda 100 aile yaşayacak. Yapılan evler bölgede ilk ve tek kalıcı prefabrik konutlar. Tam 70 metrekare, 2 oda 1 salondan oluşuyor. Evin önünde ise hem veranda hem de bahçe bulunuyor. Ciner grubunun depremzedelere tahsis ettiği prefabrik yapılar aynı zamanda kalıcı konut özelliği taşıyor. Yani depremzedeler ömür boyu bu konutlarda kalabilecek. Expo fuar alanı yakınında 65 günde inşa edilen konutlarda afetzedeler için hemen her ayrıntı düşünüldü. Bu evlerde yaşayan depremzedeler yanlarına sadece kişisel eşyalarını alacaklar. Çünkü oturma grubundan yatak odasına, buzdolabından mutfak eşyasına kadar her şey düşünülmüş ve hazırlanmış durumda. Genç odasındaysa iki katlı bir ranza, çalışma masası, sandalyesi ve bir dolap yer alıyor. Yatak odasındaysa çift kişilik bir yatak ve duvara montelenmiş gardırop bulunuyor. Kısa süre sonra afetzedelerin kullanmaya başlayacağı konutlarda sosyal donatı ve kullanım alanları da bulunuyor. Yeni yaşam alanında çocukların oyun oynayacağı parklar, yetişkinlerin spor yapabileceği alanlar var. Ciner grubu tarafından AFAD'a törenle teslim edilecek konutların yetim ve öksüz kalan deprem mağdurlarına tahsis edilmesi planlanıyor.